Tren geliyor. Hani Almanya bitmiş, ölmüş diye bir şey yok. Almanya iyi başladı. 3500 euro ile 4500 euro arasında gidip gelirsin. Ve sınırdaki güvenlikler geldi. Bu kadar insanın içerisinde benim pasaportuma baktılar. Benim en çok burada yapmak istediğim bölüm ne biliyor musunuz? Merhaba. Ben seni tanıyorum YouTube'da. Tanıyor musun? Bombalamalar olduğunda da bu mahzenlerde saklanmışlar. İnternette gördüğümüz, o televizyonlarda gördüğümüz olay yok yani. Şöyle bir daire alsak bize ne olur? Almanya'ya ayak basmış bulunmaktayız. Beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun ikinci ayağı Çek Cumhuriyeti'nden devam ederken biraz sonra inşallah Almanya'ya gidiyorum ve sizlere Almanya'daki market fiyatlarını çekmek için gidiyorum. Yok şaka, sadece onun için gitmiyorum tabii. Gideceğim, gezeceğim ama az önce Instagram'da biraz böyle bir şeyler paylaştım. Bari millet yani o kadar birbirimizi böyle fiyat konusunda böyle düşman gibi davranıyoruz ki yani üzücü. Bakmayın böyle gülerek videoyu açtığıma. Yani çok gerginiz ya. Yani burada onu bile hissediyorum. Neyse. Almanya'ya gidiyorum. Trenle gideceğim. Yine evime aldım bakın sırtıma. Önümde de bilgisayarlarım, ekipmanlarım falan var. Alıştım bu arada. 21 kilo çantam ama sırtımın düzeni en azından buna adapte olmaya başladı. Şimdi şurayı bir geçelim. Şansıma da yağmur yağıyor. Başladık bakalım. Gidiyoruz. Tren aldım. Çek Cumhuriyeti'nden Almanya'ya geçiyorum. Şimdi bu videoyu size niye yapıyorum? Onu anlatacağım birazdan. Şuradan bir gideyim de nereye gideceğimi bilmiyorum. Yurt dışında böyle ülkeler arası trenleri nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Çünkü ben Çek Cumhuriyeti'nden biletimi aldım. Beni sınıra kadar götürecek ve 4 dakika sonra Nürnberg'e kalkan bir tren var. Bakalım yakalayabileceğim mi? O yüzden heyecan durukta. Size iyi seyirler. Bana da iyi yolculuklar. Önceki bölümde Karlovy Vary'yi gezdirdim size. Mustafa Kemal Paşa'mızın kaldığı oteli de göstermiştim. Burayı sırf onu göstermeye ve bu kenti de göstermek de güzeldi ama asıl amacım oydu. Yağmur bastırdı. Pasaport falan var şurada. Çok fena yağıyor. Hadi başlıyoruz. Abi bu memleketler böyle işte. Yazın ortasında sürekli yağmur yağıyor. Daha doğru düzgün güneş göremedim. Ve çok da güzel yeşil bir coğrafyası var ama çok hoştur de artık sıkmaya başladı. Güneş özledim. Güneş. İnsan yazın güneş arıyor. Böyle bir köprüden gidiyorum. Şurada arka tarafta Karlovy Vary ana tren istasyonu var. Oradan trenimi yakalamam lazım. Şimdi de güneş açtı. Arada sadece 100 metre vardı. İki mevsimi anında görebiliyorsunuz. Yani gerçekten artık ne giyeceğimi şaşırdım. Bir tişörtleyim, bir montlayım, bir şortlayım, bir pantolonlayım. Öyle. Başıma gelen anı canlı canlı gördünüz. Şu ana kadar Avrupa gezim yine de çok güzel gidiyor. Çok huzurlu. Fiyatlar iyi. Öyle internette gördüğünüz ya da haberlerdeki gibi Avrupa bitmişmiş, şöyleymiş, böyleymiş. Yalan onların hepsi. Zaten önceki bölümlerde kaç defa size gösterdim yani. Medeniyet devam ediyor. Ama trafikte. Güzel Avrupa'yı gezmek de renk yok renk. Böyle enerji yok insanlarda. Öyle herkes standart. Herkesin kendi bir ağı var. Bir yaşam alanı var orada. Yani kimse dışarıya açık değil. O bir süre sonra sıkıyor böyle. Robotlaşıyorsun. Ama mesela dedim ki size önceki bölümlerde de Asya'da yine çok heyecanlı ve eğlenceli günler olacak. Rezillik diz boy olur muhtemelen. Vallahi düşünün. Tren garına gittiğim yol bu. Çek Cumhuriyeti. Çok güvenli bir ülke. Yani zaten en yaşanılacak büyük metropollerden bir tanesi olan Prag'da bile hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Böyle bak. Köprü altlarından oradan buradan geçsen bile kimse sataşmaz, konuşmaz, rahatsız etmez. Hiçbir şeyiniz de çalınmaz. Dedi ve 5 dakika sonra az kaldı. Burası Karlovy Vary ana terminal istasyon. Buradan girelim bakalım. Gündüz bak bu hareketli hala ha. Gece bir tek ben oluyorum sokaklarda. Tertemiz yerler ha.
Hiç daha pislik. Çöp ıvır zıvır hiç görmedim. Temiz insanlar. Benim tren Çep'e gidiyor. Bak şu Çep yazıyor ya. Ona gideceğim. Peron belli değil. Perona kadar buradayım. 25 dakikası var. Tren geliyor. En zoru işte bunu böyle sürekli çıkarıp takması. Ha, taşıma yine kolay. Şimdi üçüncü şeymiş bizim trenimiz. Perondan kalkıyormuş şu karşısı. Burada sistem çok rahat yani. Ekranlarda her şey güncel, pırıl pırıl, tertemiz. Çok rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz ve her şey artık QR koda dönmüş. Bu bilete 27 euro verdim. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk olacak. Ama mesela çok transfer yapıyor olsaydım, yani tren kullanıyor olsaydım Avrupa'da, yine söylüyorum, Interrail bileti alırdım. Muhtemelen İsviçre'ye gittiğimde onu alacağım. Çünkü orada ulaşım çok pahalı olduğu için Interrail biletiyle daha ekonomik gezebiliyorsunuz. Ben bununla ilgili çok kapsamlı bir yazı yazdım. Açıklamadan bakarsınız. Yani bu olayın birazcık böyle yıllardır deneyimi konusunda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yazılarda da uzun uzun nelere dikkat etmeniz gerekiyorsa hepsini aktardım. Hani buraya gelince nasıl gezilir, biletler nasıl alınır falan merak edenler bakar. Trenimizi bekliyoruz. Tren geldi. İşte bizi sınıra bu tren götürecek. Dakika sonra ilk aktarma durağına varacağız. Bakın bir de bir sürü story paylaştım Instagram'dan anlık olarak. Oradan da bakarsınız. Orada daha hızlı şeyler de üretebiliyorum. Daha pratik oluyor YouTube'a göre, ama YouTube'un yeri bende ayrı. Daha rehber gibi rehber diyebilirim. Abi bakın, benim biletim 15.32'de inip 15.36'da binecek şekilde verilmiş. Sistem öyle verdi yani, benlik bir şey yok, net değil. 4 dakikada inşallah yetişebilirim. Küçük bir tren istasyonunun olmasını umut ediyorum. Abi her yer yeşil. O yüzden sürekli yağmur yağıyor. İLEB'e geldik. Gidiyoruz. Geldik. SP5288 trenini bulmam lazım ve hemen Nürnberg'e geçmem lazım. Ha, burada. İşte bu trenle hemen, Allah'tan hızlı bir aktarma oldu. 4 dakika var çünkü arada. Yan yana koymuşlar. Hemen basıp Almanya'ya geçiyoruz. Yakaladım. Trenin içi bira çiş kokuyor. Bu dandik bir trenmiş. Küçücük zaten. Sanırım herkes istediği yere oturuyor. Az önce sınırı geçtik ve sınırdaki güvenlikler geldi. Bu kadar insanın içerisinde benim pasaportuma baktılar. Ondan sonra böyle bir 10 dakika incelediler, vizelere baktılar, fotoğrafını çektiler. İşimi sordular, ne yapacağımı sordular. Yani sınır olmamasına rağmen ülkeyi değiştirdiğinizde sınırlarda kontrol oluyor. Yolculuk çok güzel gidiyor var ya, hep böyle yemyeşil yerlerden geçtim. Ve Almanya'ya ayak basmış bulunmaktayız. Geldik. Çok güzel bir yolculuktu. Yemyeşil bir coğrafya. Buralara daha önce hiç gelmemiştim. Bakalım nasıl geçecek ilk günümüz. Arkadaşımın yanına gidiyorum hemen. Abi Almanya bu tren işinin işte ocağı, yani olabilecek en yaygın
hatların olduğu ülke Berlin, Münih, Frankfurt, yani o kadar farklı bölgelerine o kadar sık hatlar var ki, yani resmen köy köy gidebiliyorsunuz. Ki Nürnberg şehri çok aşırı büyük bir yer değil diye biliyorum ama tabii ki bu benim hiç ön yargılım sadece, yani gidince görürüz. Lakin şuradaki tren istasyonunun bir kolu burası ya. Düşünün 20-30 tane sadece burada platform var. Şunlar tren saatleri. Nasıl yaptınız bunu ya? Ve bu adamlar biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dibi tükettiler. Sıfırı gördüler. Yani o kadar hızlı kalkındılar ki tam bir makine ülkesi. Hepsini anlatacağım. Ve resmi olarak artık Almanya'ya gelmiş bulunmaktayım. Benim en çok burada yapmak istediğim bölüm ne biliyor musunuz? Satın alma gücü videoları. Yani o kadar merak ediyorum ki bunu. Hani hep o internette gördüğünüz, haberlerde gördüğünüz şeyler gerçek mi değil mi? İlerleyen bölümlerde göreceksiniz efendim. Arkadaşlarım zaten burada yaşıyorlar. Bana çatır çatır ne varsa Almanya'da gösterecekler. Merhaba. Ben seni tanıyorum YouTube'dan. Tanıyor musun? Ben de tamam video çekiyorum. Vay be, anısı da oldu, arkadaş da burada çalışıyormuş. Daha iner inmez böyle denk geliyordu böyle birçok takipçim Avrupa'da da, sağ olsun. Hepinize selamlar olsun. İşimizi layıkıyla yapıyorsak ne mutlu. Şimdi Ozan'ı bekliyorum. Bana buradan çık dedi. Çıktım. Gelip alacakmış bakalım. Şimdi Ozan beni gelmek gelip alacak. Benim bu işlere girmemdeki ilk adamdır Ozan. İşte orada. Bu adam bana ilk bloğu açan adam ve bugün kendisi Almanya'da yaşıyor olabilir ama ben o günden beri çok yol kat ettim. İşte fitili ateşleyen adam ta kendisi. Merhabalar, nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Bye. Kardeşim, ne var ne var? Bu zaman oldu ya. Evet. Önümsüzleştiriyorum. Aynen. IT'cilerimizin kralı işte ya. Yani işte değişti ya bizim pozisyonlar. Öyle mi? Aynen. Nürnberg'deyiz. Başlıyoruz. Şimdi Ozan beni Nürnberg'e davet etti. Ben hazır sınıra gelmişken atla gel dedi. Biraz dolaşalım burada dedi. Kaç yıl oldu sen geleli buraya? Ben buraya geleli 1 yıl oldu işte. 1 yıldır burada. Eşi Alman ama Türk. Alman olarak Alman, buraya geldi. Önceden yazılım işindeydi. Şimdi burada farklı farklı girişimlerde çalışıyor. Beraber böyle gezeceğiz. Şimdi Nürnberg'in merkezine geldik. Böyle bir dini mabetleri var. Şurada kiliseleri var. Şehrin şu an tam kalbindeyiz. Yine standart klasik Avrupa. Meydan, kilise, işte etrafta plazalar ve bir yanda da böyle Old Town'u görebileceğiniz sokaklar var. Burası da aynı. Arkamdaki gördüğünüz o az önceki gösterdiğim çan kulesi normalde şu kilisenin tepesinde olması gerekiyormuş. Kiliseyi yapmışlar ama sonra bir bakmışlar ki bu çok ağırmış. Biz bunu oraya nasıl taşıyacağız demişler ve vazgeçmişler. Çeşme olmuş şu anda. Ve gelen insanlar burada işte dileklerini kabul ettirmek için böyle 3 defa bir tane tekerlek var. Onu döndürüyorlar ve dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Böyle bir kent Nürnberg. Burada yaşamak güzel mi? Sakin güzel, mi? Güzel, çok güzel. Yani diğer şehirlere göre Stuttgart olsun, Münih olsun, oralar hep birazcık karışık. Sakin mi yani? Burası evet sakin. Şu an mesela tam merkezdeyiz. Sakin bir merkez. Ne kenti olarak geçiyor burası? Tarım mı, finans mı, IT mi? Burada 3 tane büyük firma var. Siemens var, Adidas var, Datev var yazılım firması olarak. Aynı zamanda birçok başka büyük yazılım firmaları da var da çok fazla bilmiyorum. Ama şey, Almanya Adidas zaten... Adidas burada yani. Öyle mi? Adidas ve Siemens evet burada üretiliyor. Zaten ikisi yeter abi. Aynen. Gerçekten devasa markalar ve daha neler öğreneceğiz neler. Ben acıktım ya Ozan. Böyle tamam. Hem biraz gezelim hem yemek yiyelim. Aynen güzel bir tırtıklayalım. Yemek. Şehrin tam kalbinde böyle bir kale var. Gelir gelmez biraz gezelim dedik. Buradan bir şehrini tanıtacaktı Ozan bana. Game of Thrones burada mı çekildi yoksa? Aynen. Bu arada bu şehir Hitler'in en sevdiği şehir. Niye seviyor? Buraya aşıkmış. Burada doğma herhalde. Doğum yeri burası. Aslında Avusturyalı değil miydi ilk başta ama? Vallahi bilmiyorum. Ben de öyle duydum yani. İşte Hitler'in en sevdiği şehir zaten... Hitler burada Roma'daki o Kolezyum gibi bir büyük bir yer kurdu. Kolezyum'dan daha büyük. O da yarım kaldı. Sonra Hitler hani işte sevilmediği için o zamanlar o Kolezyum'u tamamlamadılar. He. Kolezyum'u yarım bıraktılar. Öyle gidip fotoğraf çekebiliyorsun. Hani boş bir yer. Şimdi tepeden görelim bakalım nasılmış. Evet. Güzelmiş. Abi standart şu mimarinin düzenine bakın ya.
Neredeyse hiç aykırı bir tane çatı yok. Şurada bir tane aykırı var ama o da çim. Her yerde böyle balkonsuz binaları görüyorsunuz Almanya'da. Daha 10 güne kadar burada hava çok sıcakmış, yağmur da yağmıyormuş. Ben geldim, yağmurlar başladı ama şikayetçi değilim. Çünkü sıcakta gezmek zor oluyor, Avrupa'da bile olsanız. Böyle bir meydana geldik. İnsanlar böyle publarda, restoranlarda içkilerini içip, yemeklerini yiyip akşamüstü keyfini yapıyorlar. Şimdi rehberimiz çok sağlam olduğu için ondan aldığım bilgileri size satabilirim. Abi şöyle bir olay anlatayım size. Bu şehir yeniden yapılmış bombalamalardan sonra, yani replikalardan yapmışlar. Yine aynı Polonya'daki gibi fotoğraflara bakarak şehri yeniden kurmuşlar ve bu şehrin altında devasa bira mahzenleri varmış. Bombalamalar olduğunda da bu mahzenlerde saklanmışlar. Ve buranın da kırmızı birası meşhurmuş. Şimdi şu kilisenin olduğu yere geldik. Burada yağmurun altında bir restoran bulup hem yemek yiyeceğiz hem de bu biralarını falan tadarız. Keyfimiz yerinde. Abi şimdi çok güzel bir restorana geldik. Meydanda Block Houses diye bir yer. Burada fiyatlar zamlanmış. Pandemiden önce çok daha uygunmuş. Öyle diyor Ozan. Mesela bir et söyleseniz 22 Euro'dan başlıyor. Güzel bir böyle başlangıç bir şey isterseniz 8-10 Euro. 5 Euro'ya da böyle bruschettalar falan var. Ama burası iyi bir restoran değil mi? Aynen, burası güzel bir restoran ama işte Almanya bitmiş yiyelim diyorlar ya. Almanya bitik mi? Aynen. Ondan sonra bak burada şaraplar var 6 Euro falan. Yani fiyatlar gayet iyi. Burada çalışan bir adamın, o zaman bir öğretmen 2500 Euro falan mı alıyor? Aynen. Bu civarlarda alıyor. IT'ci olursan? IT'ci olursan işte net ama eline kalır. Experience'ına göre, hani bilgi birikimine göre 4000 euro, 5000 euro, 3500 euro ile 4500 euro arasında gidip gelirsin. Ama burada hani maaşını arttırmak istiyorsan iş değiştirmen gerekiyor. Birazcık öyle bir sektör burası. Sektikçe artıyor mu? Aynen, sektikçe öyle artıyor. Mi? Yoksa enflasyon oranında zammını alırsın. %3 enflasyon zammı. Ama hissedilen? Ama hissedilen %7 ile 10 arasında. Ama devlet sübvanse ediyor bunu. Yani kalkıp da hani İnternette gördüğümüz, o televizyonlarda gördüğümüz olay yok yani. İşte hani Almanya bitmiş, ölmüş diye bir şey yok. Yakıt fiyatı arttı, evet doğalgaz fiyatı arttı ama devlet destekledi. Çalışanların maaşına ek yakıt parası verdi. Ha, öyle şeyler yaptı. Bir de araba fiyatları var, marketler var. Onları sonra çekeceğim. Yani hani bugün enerjim yok onu anlatmaya. Ama burada yaşam şartları, işte yani adam anlatıyor size açık açık, yıllardır burada, eşi de burada yaşıyor, eşi buralı. Yani konuşacak çok şey var. Önce karnımızı doyuralım, bugün doğru düzgün hiçbir şey yemedim çünkü. Abi şöyle bir et söyledim, hiçbir şey yemedim bugün doğru düzgün. Yanında böyle çok güzel patates haşlamışlar, ekmek var. Böyle bir 250 gramlık harika bir steak. Nasıl, iyi mi? Suyu buraya geldi. Ozan'ınki biraz daha ufak, 22 euro. Benimki 25 mi, 28 mi? Öyle bir şey. Bugün çok yolda yorulduk. Hak ettik. Bir tadalım bakalım. Evet, masa biraz küçük, idare edin. Et ülkesi midir? Severler mi eti? İyi pişirmiş be. Domuz eti olduğu için bir et fiyatları düşük, yoksa çok et mi üretiyorlar? Yok. Hayvancılık gelişmiş. Çok güzelmiş. Gerçekten pamuk. Çok beğendim. Almanya iyi başladı. Abi çok güzel yemek yedik vallahi. Adamlar iyi bu konuda. Şimdi Ozan'la ülkedeki böyle ekonomik durumları, işte mutluluğu falan vesaire konuşuyorduk ama bunlar böyle 5 dakikada videoda yapılacak şeyler değil. Sonraki günlerde böyle arkadaşlarımızla falan takılırken beraber gezeriz. Şimdi Ozan'ın kalacağımız evine gidiyoruz. Ben orada kalacağım. Böylece otele para vermeyeceğim. Beleşçilik yaptım bugün. Ondan önce biraz kokteyl içeceğiz. Kokteyl mi içeceğiz? Aa dur bakalım ya, daha gece yeni başlıyor. Bugün cuma günü burada ve çok sakinler abi. Yani çok evet. Standartlar, çok düzler. Evet. Hani ben Latin Amerika'da falan böyle adam mesela yemek söylüyorsun, dans ederek geliyor, tamam mı? Burada böyle seni görmüyor işte, adam. Yapacağı işi yapıyor, parasını alıyor ve bitiriyor işi yani. O kadar. Çok, direkt yani Alman kafası yani. Daha ilk restoranda bile bunu hissediyorsun. Aynen. Güzel ama şu ana kadar keyifli bir gezi başladı. Şansımıza da bakın, yağmur dindi. Evet.
Şimdi güzel bir kokteyl içmeye gidelim. Ve Avrupa'ya geldiğinizi gösteren bir diğer kanıt. Dere ve köprüleri. Şimdi geziyoruz. Karşıda bir tane ahşaptan köprü varmış. Bu köprü taştığı zaman orta çağda böyle idam edilecek insanlara asıp suda boğulmalarını sağlıyorlarmış. Şöyle bir daire alsak bize ne olur? Sana özel. Fiş almazsak abi. 700 bin eurocuk. Belki 1 milyon. Hadi ya. Tabii merkezi burası. Kiraları 2700 euro falan. Ama güzel evler ya. Buranın yalısı diyorlar. Şunlar hep Almanya'nın yalıları. Öyle mi? Denize sıfır. Dereye sıfır. Deremiz de böyle. Aynen, biraz pis ama olsun. Şimdi böyle çok güzel bir bara geldik. Manzarası böyle nehrin kenarında. Şöyle direkt teraslarda oturabiliyorsunuz ve birer tane Aperol Spritz söyledik. Keyfimiz bu. 7 euroya verdik. Öyle Almanya'nın durumunu konuşuyoruz. Aynen. Vallahi çok güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Ozan'la beraber 2-3 gün Almanya'da böyle güzel, keyifli yerleri gezeceğiz. Özellikle en çok merak ettiğiniz Almanya'daki yaşam konusunda güzel bir birkaç bölüm yapmak istiyorum. Hatta Ozan'ın arabasından, evinden hepsini anlatacağım. Çünkü çok güzel sistemler var burada. İnşallah sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik Almanya yolculuğumuz böyle başladı. İnşallah devamı da gelir. Bay bay. Bay bay.